Erdoğan telefon attığında Ahmet Bey. Evet. Eşiniz size böbreğini vermiş 2009 yılında ama siz ona ihanet etmişsiniz. Ve eşini zorla böbreğini zorla vermiş size Maviş Hanım. Esra Hanım. Efendim. Hülya Hanım'la sizi yıllardan beri izliyorum. Teşekkür ederiz. Hiç aklınıza gelir miydi bu programda konuşacağınız, canlı yayına bağlanacağınız? Hiç aklıma gelmezdi. Esra Hanım, sizden bir ricam var. Evet. O resimleri ilk önce onları kaldırır mısın oradan? Kaldırsınlar ekip arkadaşlarım, resimleri kaldırsınlar. Ben kaldırılmasını istemiyorum Esra abla. Ben kaldırılmasını istemiyorum. Şimdi beyefendi kaldırılsın dedi. Beyefendi zaten birlikte olduğunu da kabul ediyor. Kabul etti. Yani eşinize ihanet ettiğinizin de ikrarı oluyor. Aynur Hanım'la berabersiniz. 10 aydır şehir şehir geziyoruz dediniz siz. Evet. Berabersiniz. Aslında şunu merak ediyorum. Eşiniz size zorla böbreğini verdi ya. Zorla değil Esra Hanım. Nasıl? Kendi isteğiyle verdi. Kendi isteğiyle verdi. O böbreği vermeseydi, bunu kabul etmeseydi hayatta olur muydunuz? Esra Hanım, sizi bak baştan konuşayım. Başka kimse bak orada gülmesin. Orada Hülya Hanım'la sizinle ben muhatap olmak istiyorum. O böbreği bana verdi, dünyamı zehir etti. Nasıl zehir ettim Ahmet? Onu söyler misin bana bir kere? 2016 yılında mahkeme açtı. Niçin açtı? Esra Hanım, ben sizinle görüşmek istiyorum. Biraz önce anlattınız onu. 2016'da mahkeme açtı. Sizden ayrılmak istediğini söyledi. Ben ben dedim ki ayrılmayalım. 2000 yayınız gelmiyor Esra Hanım. Ay bu telefonlar, bu telefonlar. Evet anlatın beyefendi siz. 2019'da tekrar bir daha dedi anlaşmalı dedi ayrılalım dedi. Tamam. Ve gittik anlaşmalı. Karabük Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı mahkememiz sunuldu. Evet. Ve dedi ben dedi Ahmet Erdoğan'dan ayrılmak istiyorum dedi. Nafaka hiçbir şey talep etmiyorum dedi. Evet. Niçin talep etmiyorum diye onu söylesene bir kere. Beni oğlumla tehdit ettin. Benim dedi çocuğumu dedi bana versin dedi. Ben de dedim ki. Beni tamam oğlumla dedim, tehdit ettin Ahmet Erdoğan. Oğlunu alıp kaçırırım dedim götürürüm dedim. Sana göstermem demedin mi? Benden hiçbir kesinlikle şey istemeyeceksin dedin. Yalan söylüyor. Kesinlikle öyle bir şey demedim. Aa, yalan söylüyorum Ahmet canım. Ahmet bana şunu söyleyin. Eşiniz sizden boşanmak istiyor ama siz eşinizi sevdiğiniz için boşanmak istemiyorsunuz. O zamanlar öyleydi. Artık can imume geldi. Evet. Ondan sonra tamam dedim. Madem sen istiyorsan ayrılalım madem dedim. Ahmet Bey. Dilekçenizde Maviş Hanım çocuğunuza baskı yapıyormuş, çocuğu sizinle görüştürmüyormuş. Velayetini istiyor musunuz? Buradan size niye sorma gereği, bunda samimi olmadığınızı düşünüyorum. Şehir şehir gezen bir babasınız, yanınızda Aynur Hanım var, kabul ediyorsunuz. Aynur Hanım kendi çocuklarını bırakıp gitmiş bir bayan. Sizin çocuğunuza bakacak mı? Bakar Hülya Hanım. Ha? Yoksa sizin bakar, bu, sizin bu talebiniz yoksa... Nafakadan kurtulmak için mi? Hayır, kesinlikle. Ben çocuğumu çok sevdiğim için. Aynur Hanım'ın kaç çocuğu var? 2 tane çocuğu var. O çocuklarını terk etti mi? Terk etti Hülya Hanım. 2 tane çocuğunu terk etti ama sizin çocuğunuza annelik bakar, çok da iyi bakar dediniz. Evet. Siz de çocuklarınızı terk ettiniz. Evet Esra Hanım. Aynur'la beraber olmak için mi terk ettiniz? Hayır, beraber olmak değil. Biz ikimizin de huzursuz bir evliliğimiz olduğundan birbirimize ısındık. Ya 8 sene öncesini anlatsana Ahmet. 8 sene önce ilişkimiz vardı Aynur'la desene. Aynur konuşsana yanında. Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok, inanmıyorum. Ahmet 8 Bey. Senedir ilişkiniz var Ahmet. Kabul etmiyorum. Yalan söylüyor. Mektuplar yalan mı söylüyor? O zaman yalan söylesene sana. Niye benden boşanıp da gitmedin, bitirmedin? Niye ben, o zaman ben sana boşanma davası açtım 2016'da. Niye boşayıp gitmedin beni? Ben senden boşanmak istedim. İstemiyorum dedim seni. Niye boşamadın beni o zaman?
O zaman böyle bir şey yoktu. Yoktu. 2019'da da açmışsın 2019'da, sen. 2019'da Esra abla kendisi bana dedi ki, benden dedi hak talep etmeyecek, evi istemeyeceksin. Arabamdan hak talep etmeyeceksin. Yalan onun söylüyor. Nafaka da istemeyeceksin dedi. Eğer dedi nafaka bunu istersen dedi çocuğumu alır kaçarım dedi sana yalan göstermem söylüyor, dedi. Esra Hanım. Geçen de aynısını söyledin. Esra Erol'a çıkarsan dedin çocuğumu alırım dedin demedin mi? Esra Hanım yalan söylüyor. Siz... Demedin mi yalan de tehdit etmedim çocuğumu da Esra benim... Erol'a çıkarsan dedi. Şu an nafakanızı ödüyor musunuz Ahmet Bey? Şu anda biz boşanma davası gerçekleşmişti. Sonradan tekrar temize gönderdi. Davayı geri aldı, boşanmak istemiyorum dedi. Beyefendi ben şu anki 10 aylık durumdan bahsediyorum. Şu anda bir tedbir nafakası ödemeniz gerekiyor. Bunu ödüyor musunuz? Daha şu anda mahkememiz bitmedi avukat hanım. Şu anda bir tedbir nafakası ödemeniz gerekiyor. Bunlar kaç aydır? 10 aydır nafakasını ödemiyor. 10 aydır bir nafaka ödüyor musunuz? Ödemiyorum. Niye ödemiyorsunuz? Şu anda hayır, bunun daha nafaka çıkmadı. Dünyadan bir haber, yemin ederim. Vallahi Ahmet bu Bey, size böbreğini aslında hayatını veren bir kadından, bunun karşılığı olarak da 50 bin maddi, 50 bin de maddi, maddi ve manevi tazminat istemiştiniz, 100 bin lira. Vicdanen bu talebinizi nereye koyuyorsunuz? Yani bu talep bir tarafta canını veren bir kadın var. Siz de diyorsunuz ki ben boşanırım 100 bin lirada tazminat isterim. Hülya Hanım o benden istedi. Ben de ondan istedim Hülya Hanım. Ama Ahmet Bey bakın eşini terk eden, başka biriyle kaçan, ihanet eden, size can veren bir kadını yarı yolda bırakan sizsiniz. Bu vicdansızlığı yapan sizsiniz. Geride çocuğunu mahrum eden bir baba da sizsiniz. Yani insan bir düşünür, elini vicdanına koyar. Ben nasıl böyle bir talepte bulunurum der ya. Onda vicdan yok. Vicdan mermek denen bir şey yok. Açtığınız bu boşanma davası siz daha fazla kusurlu... Bakın ispat etmesine gerek yok. Bu yayın CD'sini ben hanımefendiye vereceğim. Siz Aynur Hanım'la birlikte yaşadığınızı kabul ediyorsunuz. Boşanmada daha fazla kusurlu olan kişi... söz konusu olduğu durumlarda açılmış olan boşanma davası reddedilir. Hanımefendinin bu evlilikte herhangi bir kusuru yoksa. Evi terk edip giden sizsiniz. Hülya Hanım. Buyurun. Hep Esra Hanım'la mı görüşürüm? Cevaplayın lütfen. Ben 4 ay, evvelki sene 4 ay eski bir evde kaldım. Hı. Geçen sene 3 ay eski bir evde kaldım. Beni evimde istemedi, beni dışarı attı. Kim attı? Kendin gittin. Ben dışarıda kaldım. Kendin gittin benim 13 yaşında okuyacak kızıma evden attılar. Ahmet Bey yapmayın Allah aşkına, dışarıda kaldığınızda yanınızda Aynur'u da götürüyorsunuz ya. Dışarıda kalsanız bir kadını nasıl alıp götürüyorsunuz? Aynur nerede kalıyor bu arada? Kendi evinde. Evimiz uzak, birbirimize çok uzak. Ya Esra abla bu beni ayakta uyutmuş. Aynur Akyol'da, Cemalettin Akyol'u güzel ayakta uyutmuşlar 8 sene boyunca. Uzun yıllardır ilişkiniz varmış. 8 sene boyunca ayakta uyutmuşlar bizi. Esra Hanım. Ahmet Bey, Aynur sizin komşunuz mu? Arkadaşınız mı? Arkadaşının eşi. Arkadaşınızın eşi mi? Ben Aynur'un senin eşin sanıyordum. Arkadaşın sanıyordum. Arkadaşının eşi mi Aynur? Şimdi Esra Hanım konuşurken Hülya Hanım konuşuyor. Ses çapraşık geliyor. Ay vallahi gerçekten kendim paralayacağım şu anda. Aynur. Arkadaşınızın eşi mi? Evet. Doğru. Siz arkadaşınızın eşiyle beraber kaçtınız. Evet. Bu hangi kitaba, hangi ahlaka, hangi vicdana sığar? Mutluluk evinde bulamazsan, dışarıda bulursan böyle oluyor. Eşiniz size böbreğini vermemiş olsaydı şimdi hayatta olur muydunuz? Keşke ölseydim ben. Diyemiyorsun işte. Cümlenin devamını getiremiyorsun. Keşke ölseydim diyorum. Çünkü ben çok çektim. Çok çektin canım. O kişi de yanınızda mı? Aynur Hanım yanınızda mı? Şu anda yanımda değil. Biraz önce yanınızdaydı. Nereye gitti? Markete kadar gitti. Gerçekten aklımızla dalga geçiyor. Arka taraftakiler de gülmesin, telefonu kapatırım. Ya bu kapat. Ahmet Bey,
Ya saf, bakın saf rolü yapıyorsunuz ya da gerçekten... Esra abla, milleti kandırmakta çok usta. Böyle bir durumda bir kadın markete niye gider ya?